başvuru diye bir platformumuz var. İlk olarak bu akademik başvuru platformunu ön akademik başvuru platformu olarak yeniden güncelledik. Bu bize ne sağladı? Bu yaptığımız iş Türkiye'de ilk defa Harran Üniversitesi tarafından yapılan bir uygulamadır arkadaşlar. Ve bununla ilgili akademik camiada büyük bir şekilde takdir almaktayız. Bu bizim kadromuzda olmayan ya da bizim kadromuzda olan her kişinin ulaşıp bize CV'sini ulaştırabileceği bir platform. Mesela diyelim ki herhangi bir doktorunuz başka bir yerde çalışırken önceden bize yüklüyor, kendisi öz CV'sini bizim akademik yapımızda olma isteğini belirtiyor. Biz bunu platform üzerinden görüyoruz. Bizimle çalışmak istediğine kanaat getirirsek, bizim ihtiyaçlarımıza karşılık verdiğini düşündüğümüz zaman da bunun kadro çalışmasını YÖK'e bildiriyoruz. YÖK'ten bu kişilerin doktorlarımızın büyük bir kısmının kadrosunu talep etme durumunda oluşturduk. Ve bu şekilde 22 kişilik ilan açtık. Bu bizim için çok önemli bir kriterdi. Bu ilanımız 22 tane doktor, 10 tane hemşire, 8 tane eczacı, 5 tane diş hekimi, 3 tane veteriner, 2 tane beden eğitimi olacak şekilde 50 kişilik bir kadroya çıktı. İnşallah 15 Ağustos'ta da 1.50 ya da 50'yi aşan bir kadro çalışmamız daha bulunmakta. Bu çalışmalar yıl sonuna kadar çok ciddi bir şekilde büyüyen, çok ciddi bir şekilde yükselen bir akademik yapıya Harran Üniversitesi'nin kısa sürede gelmesi lazım. Harran Üniversitesi kadim bir üniversitedir. Şanlıurfa kadim bir şehirdir. Tarihin 0. noktasıdır. Bakıldığı zaman bu üniversitede El-Battani, El-Sabit gibi çok değerli bilim adamları dünyanın her yerine buradan yayılarak ilmi yaymışlardır. Bunlarla ilgili kısımda bu üniversitenin böyle bir misyonunun olması gerektiğine inandığımız bir yapısı var. O zaman Harran Üniversitemiz artık küçük bir üniversite değil, dünyanın belki ilk kurulan üniversitesi olarak tarihteki yerini tekrar kazanmalı diye düşündüğümüz bir üniversite profiliyle hareket etme mantığı içerisindeyiz. İnşallah bu kadro çalışmalarımız artarak ve büyüyerek devam edecek. Bu 5 tane profesörümüzün içinde kimler var baktığımız zaman? Yani tıbbi patoloji, kalp damar cerrahisi, göğüs cerrahisi, çocuk cerrahisi, beyin ve sinir cerrahisi gibi profesör düzeyinde 5 tane kişiyi davet ettik. Bunlar da şu anda inşallah kriterlerimiz çıkmamasına rağmen sağlarlarsa ilk ilanda, eğer kriterlere takılırlarsa ikinci ilanda hızlı bir şekilde alabileceğimiz bir yapı içerisine gelecek. Bu şekilde 22 tane şu anda doktor ilanımız sistem üzerinde hazır. Belki 10 gün, belki bilemediniz 20 gün içerisinde büyük bir çoğunluğu başlamış duruma, daha doğrusu işlemleri bitmiş, bir kısmı başlayacak, bir kısmı da kendi içerisinde devam edecek şekilde bu durumları hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Bunlar bizim için olmazsa olmaz. Kendi kurumumuz içerisinde öğretim üyelerimizin özlük hakları var. Bunlara çok dikkat ediyoruz. İnşallah özlük haklarıyla ilgili YÖK'ün bize vermiş olduğu kadroları en iyi şekilde kullanarak YÖK'ten alabildiğimiz izinler ölçütünde tüm hocalarımızın kadrolarını verme arzusu içerisindeyiz. Hiç kimsenin özlük haklarıyla oynama arzusu içerisinde değiliz. Bizim stratejimiz üniversiteyi büyüten, üniversiteyi güzelleştiren ve daha kaliteli hale nasıl getirdiğini düşünen bir rektör olarak çalışma arzusu içerisindeyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bakıldığı zaman üniversitemiz kendi içerisinde öğrencinin gelmediği, bölümlerin kapatıldığı bir yapıya doğru gitmeye başlamıştı. Bu kadroların bunun için çok kıymetliydi. Bu kadroları isterken yeni bölümlerin açılması ve pasif olan bölümlerin de aktif hale gelmesini de talep ettik. Bunun üzerine sağ olsun YÖK Başkanımız bizleri kırmayarak
Bunlarla ilgili 10 bölümümüzün bir kısmının yeniden açılmasına, bir kısmının da ilk defa açılmasına karar verecek şekilde bize yardımcı oldu. Ve bunlarla ilgili kısımda baktığımız zaman turizm işletmeciliği, tohumculuğu teknolojisi, web tasarım, yazılım mühendisliği, fizyoterapi, rehabilitasyon bölümü, bunlar ilk defa açıldı. Yani üniversitemizde bu bölümler kendi içerisinde ilk kez açılan bölümlerimiz haline geldi. Bu perfüzyon dediğimiz bölüm Türkiye içerisinde ilk defa 4 yılı Harran Üniversitesi'ne verilen bir bölümdür. Yani perfüzyon bölümü şu anda Türkiye'de 4 yıllık olarak okutulan bir bölüm değil. İlk defa okutulacaksa bu da Harran Üniversitesi kapsamında okutulacak. İki yıllıkları var, 4 yıllığı yoktu. Bunu da Harran Üniversitesi olarak ilk olarak sağ olsun YÖK başkanımızdan talep ettik ve bunlarla ilgili kısımlar bizlere geldi. Bunlarla alakalı kısımda beden eğitimi bölümümüzün yüksek lisansı vardı, doktorasını istedik, kalın eksikliğimiz vardı, tamamlandığı şekilde hemen gelecek. Fizik kimya bölümlerinde kendi içerisinde pasifte bunların aktif olmasını, burada birçok değerli kadromuz var, hocalarımız var, bunların aktif hale gelmesini arzu ettiğimizi bildirdik. Bunlar kendi içerisinde gelmeye başladı. Türkiye'de baktığımız zaman birçok yeni bölümün ve web tasarım ve yazılımla ilgili kısımda kendi içerimize almamız gerektiğini anlatmaya çalıştık. Bunu yaparken de şunlara dikkat ettik. Havasen Genel Müdürümüzü Ankara'ya, yani ülke giderken Havasen Genel Müdürümüzle ziyaret ettik. Havasen Genel Müdürümüz Akif Bey bizim üniversitede, mühendislikte dostumuz ve arkadaşımızdı. Ve bu konuda teknokentimizin içerisinde davetimizi de kırmadı. Yazılımla ilgili kısımda Havasan yazılımı teknokentin içerisine aldı. Teknokentin içerisine alınca bizim web tasarım ve kodlamayı YÖK'ten istememiz kolaylaştı. Bilgisayar bölümümüzü, yazılım bölümümüzü istememiz kolaylaştı. Teknokentimizin %30 olan yazılım içeriği şu anda %50'yi geçmiş durumda. Şu anda UNDP ile yapmış olduğumuz görüşmelerle ilgili kısımda burada seminerler, burada toplantılar, burada eğitimler vererek ilimizdeki birçok vatandaşımızın, öğrencimizin işe girme imkanlarını hızlı bir şekilde sağlamaya başladık. Dün oradaki toplantıya katıldık. Oradaki gençlerimiz, öğrencilerimiz yazılım ve kodlama ve belli programları öğreniyorlardı. İş garantisiyle öğrenmeye başladılar. Yani siz doğru bir şey yaptığınız zaman o doğru bir şey birçok doğru